Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Bilinçokuru Astroloji Merkezi'nin yılın şanslı günleri ve şanslı burçları haber acaba programına hoş geldiniz. Acaba neler sevgili Demet? Evet. Neler var? Bazıları çok keyifli olaylar yaşayacaklar. Bazıları evren tarafından şekerli çikolatalı, bol elma şekerli günler yaşayacaklar. Bazıları hayatlarının aşklarıyla karşılaşırken, bazıları piyangodan paralar kazanacak. Bazıları yaşamlarında gitmedikleri tatillere gidecek. Bazıları da çok ağır hastalıkların hızla iyileştiğini görebilecek. Evrenin tezahürleri çok ilginç değil mi? Evet, neler varmış elimizde sevgili Demet? Evet, şanslı günler dediğimizde şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter'i yıllık seyrini bir inceleyelim. Jüpiter zaten ezoterik anlamda da büyük şansı. Tabii. Şişmeyi, paylaşmayı, olayları bütünleştirmeyi gösteriyor. Yanında da küçük şans Venüs'ü kullanıyoruz. Venüs var, evet. Ve Güneş de Jüpiter'le Venüs'ün gökyüzünde yaptığı belli değerler var. Şimdi herkes su gruplarının gerçek anlamda çok 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 şanslı olduğunu biliyorlar. Ama videomuzun sonunda ateş gruplarından çok özel bir burcun belki hayatının aşkını yaşayacağı, hayatıyla ilgili çok büyük değerlerle de karşılaşacağını söyleyeceğiz. Hadi bakalım, hangi hava veya ateş grubu burç bu şansa sahip? Evet, anlat bakalım, hangi günlerimiz var elimizde sevgili Demet? Jüpiter 17 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'ndaki seyrini sürdürecek. 6 Mart'a kadar retro durumda olacak. 6 Mart'tan sonra düzeliyor ve hızla Yengeç Burcu'nda ileri hareketini sürdürecek ve 17 Temmuz'da Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Demek ki yarın şanslı ateş burcu minik mırnavlarmış. Aslanlarmış. Aslan ateş grubu olarak 17 Temmuz'dan sonra yarın en şanslı burç döngüsüne giriyor. 12 Ağustos 2015'e kadar Jüpiter Aslan Burcu'nda. Hayatlarında inanılmaz belki fırsatlarla karşılaşacaklar, genişleyecekler, büyüyecekler, ilerleyecekler. Aman dikkat edin, yılın ikinci yarısında kilo almayın. Jüpiter çünkü hayatımızda fırsatlara, şanslara büyük şans denir. Evet. Yani bildiğiniz gibi ortaçağ astrolojisinde Jüpiter büyük şansı, büyük fırsatları, büyük koruyucuyu temsil edebilir. Bazı kişiler de şöyle, ya ben çok şanslı olaylar yaşamadım ama şanssız olaylar da yaşamadım. Koruyucu oluyor en azından. Satürn'e karşı biraz koruyacak. Satürn'e karşı koruyacak diyorum. 1 Mart Güneş Üçgen Jüpiter 10 derece Balık ve Yengeç. Balıklar ve Yengeçler. Balıklar, Yengeçler için güzel bir zaman. Hayatınızda beklenmedik güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem. 18 Nisan Venüs Üçgen Jüpiter, bu çok önemli bir tarih. Pek çok kişinin gerçek aşkı, gerçek sevgiyi yaşayabileceği çok özel bir döngü ve tutulmanın hemen arkasında 15 Nisan tutulmasıyla beraber 18 Nisan nedir? 15 Nisan demek ki Koç ve Terazi Burcu'na da faydalı olacak. Arkasından 25 Temmuz'da Güneş ile büyük şans Jüpiter'in kavuşumu var. Aslan'da. Bu dönemlerde bunu doğru takip eden Amerikalı bazı yatırımcılar, bazı lotaryacılar çok büyük paralar kazanır, biliyor musun? Tabii. Ama bizim ülkemizde hala gökyüzüyle yeryüzü arasındaki farkı tam kavramış değil bazı arkadaşlarımız. 25 Temmuz gerçekten Güneş kavuşum Jüpiter, 1 Mart kadar güzel. 18 Ağustos'ta aşk, sevgi, tanışmalar, Venüs ile Jüpiter birleşmiş. Çok da önemli. Hadi arkasından 5 ve 15 Aralık var. Onları da sen söyle. Yine ateş grupları için güzel bir kış diyelim. 5 Aralık Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı, özellikle Yay ve Aslan Burcu'nun son dekanında doğanlar için yine şanslar, fırsatlar, aşk da verebilir. Tabii burada Venüs Jüpiter üçgen açısı para da verebilir. Venüs üçgen Jüpiter'le piyango oynayabilirsiniz. Evet. Küçük kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk verebilir. Hayatla ilgili yumuşak olaylar ve hediyeler. 15 Aralık'ta da Güneş Üçgen Jüpiter, Yay ve Aslan Burçları ve Koçları etkiliyor. Koçlar için de ateş grupları için güzel bir yılbaşı haftası olacak. Önümüzdeki 2014'ün son ayı. Ben hepinize bol şanslar diyorum. Bu tarihleri doğru kullanın ve hayatınızı değiştirin. Yaşam fırsatları doğru zamanda ve doğru anda yakalamaktır. Unutmayın. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.